Nurdan Damlalar. Hazırlayan ve sunan Zübeyir Ceylan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 15. Şua El-Hüccetü Zehra. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulil hamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yeküllehu şerîkin fil mülk ve lem yeküllehu veliyyün minezzülli ve kebbirhu tekbira. Allahu ekberu min külli şeyin kudreten ve ilmen, iz hüvel alimu bi külli şey, bi ilmi muhitin lazimin zati, ila ahir. Gayet kısa bir nevi tercümesi içinde, ilmi ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın ilmine, bu pek ehemmiyetli hakikat-ı imaniyeye kısacık işaretler edip, tafsilatını, geniş izahlarını, Risale-i Nur'a havale ile deriz. Evet, nasıl ki rahmet, rızkı acaibiyle, görülmedik rızıkları ile, güneş gibi kendini gösterip, perde-i gaybta, görünmeyen bir perde arkasında, bir Rahman-ı Rahim'i kat'iyetle ispat ediyor. Nasıl ki rahmet, şefkat, merhamet, rızkı acaibiyle güneş gibi kendini gösterip perde-i gaybta, gayb perdesi arkasında bir Rahman-ı Rahim'i kat'iyetle ispat ediyor, öyle de yüzer ayat-ı Kur'aniye'de mevki alan, yüzlerce Kur'an ayetinde mevki alan ve kutsi, mukaddes yedi sıfattan bir cihette en birincisi olan ilim dahi nizam, denge ve mizanın ölçünün hikmetleri ve meyveleriyle güneş ziyası misüllü, güneş ışıkları gibi kendini gösterdiği gibi, nasıl ki güneş neticede bir ışık veriyor ve o ışığıyla tanınıyor, aynı onun gibi Cenab-ı Hakk'ın da tezahürleri olan ilim sıfatı, bir alim-i külli şeyin, her şeyi ilmen kuşatmış olan Allah'ın, ilim sahibinin mevcudiyetini, varlığını kat'iyetle bildirir. Evet, insanın şuuruna, ilmine delalet eden düzgün ölçülü sanatı, insanın şuuruna, ilmine delalet eden, delil olan düzgün ölçülü sanatı ile insanın Halık'ının ilmine, hikmetine delalet eden hüsnü hılkat-ı insan müvazenesi. Neyi denge edeceğiz, müvazen edeceğiz, karşılaştıracağız? İnsanın şuuru ve ilminin eseri olan düzgün ve ölçülü sanatı ile insanı yaratan Allah'ın ilmine, hikmetine delil olan insanın yaratılışındaki güzellik, o insanın vücudundaki ölçülü sanatı karşılaştırsak, aynen yıldız böceğinin gecedeki ışığının lemacığının, demek o hani ateş böcekleri var ya, onların gecede gösterdikleri o ışık pırıltılarının gündüzde güneşin ihatalı ziyasına nispeti gibidir. Demek insanın ilmine işaret eden, hikmetine işaret eden ölçülü düzgün sanatı ne gibi? O gecedeki ateş böceğinin o pırıltıcığı gibi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ilmine delil olan insanın o yaratılış güzelliği ise her tarafı ışığıyla kaplayan güneşin ışığı gibi.
nispeti böyle. Şimdi elbette insanın o cüz'i fiilinin neticesinde zuhur eden o düzgün sanatla Halikimizin ilmine delil olan o mükemmel sanatları ne kadar farklı. Öbürüyle insan tanınıyor. Fakat bununla eğer Allah tanınmazsa elbette ne kadar akıldan, şuurdan, vicdandan, hatta kalpten ve ruhtan uzak olduğu herkes anlar. Şimdi ilmi ilahinin delillerini beyan etmeden evvel o kutsi sıfatın kainatın envaındaki tecellileriyle kainatın çeşitlerindeki her bir nevi mahlukundaki tecellileriyle zat-ı akdesi pek zahir bir tarzda göstermesine delalet ve şehadet eden, delil olan ve şahitlik eden Mi'rac-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam gecesinde huzur ve hitab-ı ilahiye mazhar olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp onun hitabına, onun tekellümüne, konuşmasına mazhar olduğu zaman birden ettahiyyat, elmübarekat, essalavat, ettayyibatü lillah diyerek bütün zihayat, bütün hayat sahipleri ve enva-ı mahlukat, yaratılmışların nevileri namına sanki onların adına bir mebuz ve elçi olmasından, bütün onların sıfat-ı ilmin cilveleriyle Rablerini bildirdikleri tarzda selam yerinde umum zişuur bedeline Halikına umum zihayatın hediyelerini takdim eder. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün yaratılmış mahlukların namına bir elçi, sanki onların bütün hayatlarıyla ifade ettikleri veya programlarıyla ifade ettikleri, ifa ettikleri ibadetleri Rabbine takdim ediyor. Nasıl ki bir kumandan bütün neferatının yaptığı iyilikleri, hizmetleri kendi komutanına ne yapıyor? Büyük komutanına takdim ediyor kendi namına. Aynı öyle de kainatta yapılan bütün ibadetleri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Rabbi Zülcelal'e ne yapıyor? Kendi namına takdim ediyor. İşte bu takdimde şu dört tane kelimeyi Peygamber aleyhissalatü vesselam selam yerinde kullanmış. Hani kapıyı açıp içeri biri girse ne diyor? Selamun aleyküm diyor. Esselamu aleyküm diyor. Biz de mukabele ediyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı zaman selam yerinde bu dört kelimeyi kullanmış. Hatta hadis kitaplarında Ebu Hureyre ve Enes bin Malik'ten rivayet edilen, ki bunlara göre biz bu ettahiyyat şeyini, cümlesini okuyoruz, duasını okuyoruz ve Hanefi mezhebi Ebu Hureyre'nin rivayetini esas kabul etmiş. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diyor. Fakat Enes bin Malik'in rivayeti, ki Şafii ve Maliki bunu kabul etmiş, onlar da ettahiyyat, elmübarekat, essalavat, ettayyibat diyorlar. Allahu alem ettahiyyatın içerisine elmübarekat da girdiği için Ebu Hureyre'ye Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle öğretmiş. Ki ikisi de ifadelerinde şunu söylüyorlar: sanki bir ayet gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam harf harf, kelime kelime bunları bize öğretti diyorlar. Onun için bizim mezhebimizde, Hanefi mezhebinde bu duayı okumak vaciptir. Eğer biz bunu okumasak, ihmal etsek namazımız sakat olur. Onun için olmasa sehiv secdesiyle telafi etmek lazım. Eğer sehiv secdesi de yapmasak bu namazı tekrar etmek daha efdaldir diye ifade etmiş mezhep imamlarımız. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam selam yerinde bu dört cümleyi, dört kelimeyi Peygamber Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ne yapmış? Arz etmiş. Bir daha okuyalım.
Mirac-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam gecesinde huzur ve kitab-ı ilahiye mazhar olduğu zaman birden ettahiyyat, el-mübarekat, es-salavat, et-tayyibatü lillah diyerek bütün zihayat ve enva-ı mahlukat namına bir mebuz ve elçi olmasından bütün onların sıfatı ilmin cilveleriyle Rablerini bildirdikleri tarzda selam yerinde umum zişuur bedeline Halikına umum zihayatın hediyelerini takdim eder. Yani ettahiyyat, el-mübarekat, es-salavat, et-tayyibatü lillah dört kelimeleriyle umum zihayatın dört taifesinin ezeli, ebedi ilmin cilveleriyle Allâmul Guyûb'a karşı tahiyyelerini, tebriklerini, ubudiyetlerini, güzel marifetlerini gösterdiğinden, bu dört kelimenin de kısa ifadelerle izahı bunlar. Demek Allâmul Guyûb'a bütün zihayatın dört taifesinin ezeli ebedi ilmin cilveleriyle Allâmul Guyûb'a karşı tahiyyelerini, tebriklerini, ubudiyetlerini, güzel marifetlerini gösterdiğinden bu kutsi mükaleme-i miraciyeyi, Miraç'taki bu konuşmaları geniş manasıyla okumak, teşehhütte umum İslam'ın farz bir vazifesi olmuş. O kutsi mükalemenin izahatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa dört işaretle bir manasını beyan edeceğiz. Birincisi, ettahiyyatü lillah'dır. Kısacık meali şudur. Nasıl bir usta pek harika bir makineyi derin ilmi ve mucizekar zekasıyla yapsa, bir usta pek harika bir makineyi derin ilmi ve mucizekar zekasıyla yapsa, o acip makineyi gören herkes o ustayı takdir kârane tebrik edip alkışlar ve tahsin kârane, yani güzel görerek, beğenerek, medihlerle ve ihsanlarla ona maddi, manevi hediyeler, tahiyeler verir. O makine dahi, demek buraya kadar o makineyi görenleri anlatıyor. Demek o usta harika bir makineyi derin ilmi, muzekar zekası yaptığı zaman o harika makineyi kim görse ne yapıyor? O ustayı takdir ederek, tebrik edip alkışlıyor. Yaptığı şeyi güzel bularak, onu methederek, hatta bazen maddi manevi hediyeler ne yapıyor? Takdim ediyorlar. Bu o makineye bakanların tebrikleri, teşvikleri, hediyeleri, ihsanları. Bir de makinenin ifadesi var. O makine dahi, ikinci kısımda bu, o makine dahi o ustanın istediği tarzda tam tamına gayet mükemmel olarak arzularını, o ustanın arzularını ve harika ince sanatını ve mehareti ilmiyesini göstermesiyle, o ilmindeki mahirliğini, becerisini, gücünü göstermesiyle kendi ustasını lisan-ı hal ile, hal diliyle, yani o mükemmel çalışmasıyla ustasının istediklerini ifa edip ifade etmesiyle ne yapıyor? Alkışlar, tebrik eder, manevi tahiyeler, hediyeler verir. Aynen öyle de kainatta bütün zihayat taifeleri, bütün canlılar taifelerini, her biri ve her bir ferdi, her tarafı mucizeli birer harika makinedir ki, mesela az önce ben geliyordum, bazı ağaçlar çiçek açmış, bazı ağaçlar yapraklarını çıkarmış. Bakıyorsunuz daha düne kadar çıplak olan bu ağaçlar sanki bir makine gibi, her bir dallarının uçlarında sanki birer makine var, makinecik var. Ne yapıyorlar? Yaprak dokuyorlar, çiçek dokuyorlar. Veya havalar ısındıkça Cenab-ı Hakk'ın o arı tayfesini,
kelebekler tayfesini, sinekler tayfesini görüyoruz. Her biri harika bir makine, antika bir sanat eseri olarak gözümüzün önünde geçip gidiyorlar, görünüyorlar. Bizim hayret damarlarımızı kabartmaya çalışıyorlar. Her bir varlık ve her bir varlık çeşidi Cenab-ı Hakk'ın mucizeli birer harika makinesidir ki ustasının her şeyin her şey ile münasebetini gören, yani bir arı yaratacak Allah, fakat arının hem güneşle hem çiçekle hem atmosferle hem atmosferin içindeki oksijenle ne var? İrtibatı ve alakası var. Bütün arılarla irtibatı var. Bütün canlılarla irtibatı var. Öyleyse öyle bir usta lazım ki arının kendisini gördüğü gibi arının bütün mahlukat ile irtibatını görecek ve o münasebete göre onu yapacak, yaratacak, ona uygun sistemleri o küçücük vücudun içine koyacak. Biz bir arı dedik ama bütün mahlukatta böyle. Her bir varlık bütün kainata muhtaç. Demek o mahluku yapanla kainatı yapan aynı zatın eseri olması zaruridir. Ne dedi? Ustasının her şeyin her şey ile münasebetini gören ve her şeyin hayatına lazım bütün şeyleri görüp tam yerinde ona yetiştiren ihatalı ilminin derin ve ince cilveleriyle kendini tanıttıran Sani Zülcelal'ini, o her şeyi kaplayan ilminin derin ve ince cilveleriyle kendini tanıttıran Sani Zülcelal'ini hayatlarının lisan-ı halleriyle, hal dilleriyle, hareket dilleriyle, görüntü dilleriyle ins ve cin ve melek olan zişurların kal dilleri gibi, konuşma dilleri gibi tahiyyelerle alkışlar. Demek her bir canlı sanki nasıl insan, cin, melek diliyle Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorsa, her bir canlı taifesi ise hal ve hareket lisanıyla, görüntülerinin lisanıyla, yaptıkları işlerin diliyle Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Hakk'ın ilmini tahiyyelerle alkışlar ve tebriklerle ettahiyyatü lillah derler ve hayatlarının fiyatını, hayatlarının mukabilini, hayatlarının karşılığını doğrudan doğruya bütün mahlukatı, bütün ahvaliyle, bütün mahlukatı, bütün hal ve tavırlarıyla, bütün incelikleriyle, bütün hassasiyetiyle bilen halıklarına, yaratıcılarına ubudiyetkârâne kulluk içerisinde takdim ediyorlar ki Miraç gecesinde bütün zihayat namına Muhammed aleyhissalatü vesselam vacibül vücudun huzurunda selam yerinde ettahiyyatü lillah deyip bütün zihayat taifelerinin tahiyye ve hediye ve manevi selamlarını takdim etmiş. Demek bütün ilk yaratılan mahluk neyse, ta kıyamete kadar ne kadar mahluk, ne kadar hayat sahibi, hal dilleriyle ne ibadet etmiş, Peygamber aleyhissalatü vesselam o zaman sınırından çıkınca Cenab-ı Hakk'a hepsini ne yapıyor? Takdim ediyor. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelmiş ve gelen ve gelecek bütün tahiyyeleri, manevi hediyeleri, selamları Rabbine bütün mahlukatı temsil ederek kendi namına takdim etmiş. Biz de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sanki hemen arkasında, hemen arkasında her namazda oturduğumuzda bu ifadeleri kullanıyoruz. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki namaz müminin miracıdır. Demek
Miraç sırrı bu ettahiyatta var. Biz de hayalen bu manaya gitsek, biz de ettahiyatü lillah derken bir an hayal etsek, bütün mahlukatın, bütün hayat sahiplerinin hayatlarıyla ifade ettikleri o güzellikleri, o manevi tebrikleri, tahiyyatları, manevi hediyeleri, ben de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasında Rabbime takdim ediyorum. Bütün onların yaptığı ibadetleri kendi namıma sana takdim ediyorum diye o manayla söylemeye çalışmamız lazım. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Tabi bu mana, bu ifadeleri okudukça kuvvetleniyor. Yani şu satırları okumasak, ki ben kendi şahsım için söylüyorum, bu ifadeleri okumadan evvel, Risale-i Nur eserlerini okumadan evvel okuyorduk Ettahiyyatı, okuyorduk Fatiha'yı, ama otomatiğe takıyoruz kulaklarımıza, ellerimizde Allahu Ekber deyince sanki sistem otomatiğe giriyor. Subhaneke, Fatiha, arkasından Zamm-ı Sure, hemen Allahu Ekber, rükû, secde, birinci rekat, ikinci rekat, dördüncü rekat, Esselamu Aleyküm, bitti. Allah Allah. Halbuki ya namaz ne yapıyoruz? Niçin diyoruz? Kime muhatabız? Kiminle konuşuyoruz? Kime neyi nasıl ifade ediyoruz? Ancak bu kitaptan, bu satırlardan anladık. Yoksa Ettahiyyatı da okuyorduk ama yani öyle okuyup geçiyorduk ezbere. Halbuki evet, yine o da faydasız değil, lüzumsuz değil. Sevaptan, faziletten, feyizden hali uzak değil. Evet, onun da feyzi var ama bir de bu manayla yapılan ibadeti herkes kendi ruh dünyasında lezzetini hisseder. Bir deneyelim. Bu manayla ettahiyyat diyelim. O zaman kendi kararımızı kendimiz verelim. Evet, adi bir muntazam makine, basit, ölçülü, dengeli, intizamlı, sistemli bir makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi, evet bunu hepimiz kabul ediyoruz, kainatı dolduran hadsiz zihayat makineler de her birisi binbir mucizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar. Yani bir motor veya bir radyo veya bir televizyon veya bir telefon, yani gördüğümüz o harika eser kabul ettiğimiz şeyler bunlar. Veya diyelim dokuma tezgahıdır, efendim değirmendir, hatırımıza gelen ne makine varsa, torna tezgahıdır, frezedir, ne tezgah geliyorsa hatırımıza, her birinde ölçülü bir düzgünlük var, mükemmel bir sistemle çalışıyor, elbette ustasını, fabrikasını nasıl nazarımıza gösteriyor? Aynı bunun gibi kainatı dolduran hadsiz zihayat makinelerde her birisi binbir mucizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar. Elbette yıldız böceğinin ışığına nispeten güneşin ziyası derecesinde ilmin cilveleriyle o zihayatlar usta ve sermedi sanatkarlarının vücubu vücuduna mutlak var olduğuna ve mabudiyetine, ibadete layık yalnız Allah'ın olduğuna pek parlak şahadet ederler. İkinci kutsi kelime-i miraciye el-mübarekatüdür. Madem hadisçe namaz müminin miracıdır ve miracı ekberin, o büyük miracın, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın cesediyle, kalp ve ruhuyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmesi, bütün kainatı hakikaten de arkada bırakıp gitmesinin cilvesine mazhardır. Her bir namazda bu sır mevcuttur. Ve madem dünya seyyahı, yani bütün dünyada gezen o seyyah, o gezgin, yani Bediüzzaman'ın kendisi, her alemde ilim sıfatı ile Allâmul Guyûb, her şeyin en gizli sırlarını bilen Halık'ını bulmuş, biz dahi o seyyahla beraber mübareklerin ve görenlere
Barakallah dedirtenlerin ve el mübarekatünün geniş alemine girip bütün ziruhun, bütün ruh sahiplerinin masum mübarek yavrularını ve bütün zihayatın, canlıların mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekleri başta olarak o mübarekat alemini temaşa ve mütalaa ile kutsi sıfat-ı ilmin mucizatlı ince cilveleriyle Halikimizi ilmel yakin ile bilmeye o seyyah gibi çalışacağız. Evet, gözümüzle görüyoruz ki, gözümüzle görüyoruz ki bütün o masum yavrucuklar ve o mübarek mahzencikler, sandıkçıklar bir alim-i hakimin, hikmet ve ilim sahibinin ilmiyle hem umumu hem her bir ferdi birden bir uyanmak ve gaye-i hılkatine, yaratılış gayesine yürümek için bir hareket alırlar. Yani bir tohumcuk, içinde ne var? Büyük bir ağacın programı var. Peki o çekirdekçiğin, sandıkçığın içine o programı yazmak nasıl bir ilmi gerektirir? Veya insanın ana maddesi kabul edilen o spermin içerisine veya yumurtanın içerisine o programı yazmak, insanın bütün vücut sistemini o hücreciğin içerisine DNA denilen programı yazmak, dizmek, koymak nasıl bir mucize? Her şeyin aslı çekirdeklerden yapılmış. Peki o çekirdeği, o tohumu, o spermi, o yumurtayı yaptığı gibi onun içerisine o programını yazmak, bütün insanın, bütün sisteminin, bütün ağza ve organlarının, bütün çalışma sisteminin programını o çekirdeğin, o yumurtanın, o spermin içerisine veya diğer canlıların, bitkilerin, ağaçların veya kuşların, diğer mahlukatın yazmak, koymak nasıl bir ilmi gösteriyor? Adeta umumu her bir ferdi birden bir uyanmak, sanki bir emir geliyor, o çekirdeğin içindeki program uyanmaya başlıyor, bir filiz veriyor. Veya o spermin içindeki, yumurtanın içindeki program bir emir alıyor, bir harekete geliyor. Bakıyorsunuz hücreler bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. Bir müddet sonra ondan bir insan yaratılıyor. Veya bir hayvan yaratılıyor. Yumurtanın içindeki program harekete geliyor, emir alıyor, uyanmaya başlıyor. Yumurta civciv oluyor, yumurta timsah oluyor, yumurta deve kuşu oluyor, ila ahir. Demek birden bir uyanmak ve gaye-i hılkatine yürümek için bir hareket alırlar. Hakikat nazarıyla bakanlara, Cenab-ı Hak bize bu nazarı versin, hakikat nazarıyla bakanlara bin barekallah, yüz bin maşallah dedirtirler. Evet, mesela nutfeler, yani spermler, yumurtalar, tohumlar, çekirdekler, her biri birden ilimden gelen bir ince nizam ve o nizam, o denge, o sistem meharetten gelen, çok bilmekten gelen tam bir mizan içinde, bir ölçü içinde. O mizan yeni bir tanzim, yeni bir yapılandırma, yan yana koyup yan yana dizme, o ise taze bir ölçü ve tevzin içinde. O dahi bir temyiz, diğer varlıklardan farklı halde, farklı hale getirmek, ayrı suret, ayrı tarz vermek ve terbiye, onu terbiye etmek, basitten mükemmele çevirmek ve müteşabih emsalinden, birbirine benzeyenlerden dahi kasdi, kasten farika alametleri içinde, farklı şekil ve izler içinde, alametler içinde, o da sanatlı bir tezyin ve süslemek içinde, bu dahi hakimane hikmetle layık mükemmel cihazat ve tasvir içinde, bu ise kerimane rızık isteyenlerin zevklerini memnun etmek için o mahlukların ve meyvelerin etleri, Allah Allah,
ve yenilen kısımları ihtilaf içinde her bir yiyeceğe de, her bir meyve ve sebzeye de ayrı bir et vermiş, onlara da ayrı tatlar takmış, ihtilaf içinde onları koymuş, hepsini birbirinden farklı yapmış. Bu ise alimane, mükemmel bir ilim ile mucizane, insanı aciz bırakar tarzda ayrı ayrı nakışlar, zinetler içinde, bu da ayrı ayrı güzel, hoş kokular ve lezzetli tatlar içindeki kemal-i intizam içinde birbirinden mütemayiz, ayrı iken kesret, çokluk ve sürat, hızlılık ve vüs'at-i mutlaka içinde, mutlak bir genişlik içinde, sehivsiz, hatasız, bütün onların suretlerinin görüntüleri